Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir Posta Kobi özel yayınımızda sizlerleyiz. Çok değerli konuğum bugün Ankara'dan geliyor efendim. Kendisi kuantum iyileştirme ve dönüştürme uzmanı Sevgi Keleş. Dilerseniz Sevgi Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizler de tanıyalım. Onun güzel enerjisine beraber güzel bir sohbette bizleri bekliyor olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız Sevgi Hanım? Çok teşekkür ediyorum. Şahaneyim. Enerjiniz ve burası çok harika. Aa, çok teşekkür ederiz. Samimiyim ki sizin de o kadar güzel enerjiniz var ki Teşekkür ederim. karşılıklı oluyor. Bu enerji hemen hemen her yerde var. Siz tabii ki çok daha iyi Evet. dile getireceksiniz ama ne olursa olsun karşı tarafın enerjisiyle bizler Evet. sanırım bir tepki veriyoruz. Ama Kesinlikle. olumlu ama olumsuz. Kesinlikle. İster istemez bir reaksiyon halinde görüyoruz. Hepsini konuşacağım ama sizleri tanımak istiyorum. Buyurun lütfen. Aslında ben Başkent Üniversitesi evlilik ilişki danışmanıyım. Yaklaşık bundan 100-103 seans önce bir danışanım bana evliliğim sayenizde çok iyi yere geldi. Boşanma fikrini aklımdan sildim, istediğim de buydu dedi. Yalnız dedi eşimin burama vurduğu an dedi hatırlıyorum, acısını da dedi hissediyorum. Keşke dedi bunu hafifletebilseydiniz. O an dedim ki bunu yapabilir miyim acaba? O gün eğitim almaya karar verdim. Ve bu konuda gerçekten uzman olduğumu düşündüğüm, hani Türkiye'de ve yakın ülkelerde bu konunun eğiticilerinden eğitim aldım. Kuantumla ilgilenmeye başladım. Bilinçaltı programlama, EFT, NLP Master, Reiki, Biyoenerji, Theta Healing, Access, bunların hepsinin eğitimlerini aldım. Daha sonra eğitmenliklerini aldım. Bununla beraber bu sefer seanslarımda ilişkileri istediğimiz şekilde, kişilerin talep ettiği şekilde kontrol ederken duygu durumlarındaki değişikliği de yapabilir hale geldik. Wow, demek ki olabiliyormuş. Evet. Aynı danışanıma yaklaşık 12-13 ay sonra tekrar ulaşıp o hissi kaldırmak için davet ediyorum diye çağırdım. Çok mutlu oldu. Ne kadar güzel. Evet, onu şimdi o anıyı hatırlıyor ama o anı sanki bir başka birinin başına gelmiş gibi, bir komşu tarafından yaşanmış gibi hissediyor. Her şey bizim istememizle mi doğru orantılı? Kesinlikle. Neyi seçerseniz onu yaşıyorsunuz, onu yaşamınızda yaratıyorsunuz. Yani kurban modelinde olan bir insan sürekli acı çekebiliyor. Ya da ben her türlü pozitifim diyen insan gerçekten dışarıdan çok negatif gözükse de keyifli hayatını sürebiliyor. Bu kadar güzel enerjiler varken yani bilmediğimiz doğaüstü kimi işte sonuçlara bakıyoruz, olaylara bakıyoruz. Neden istemeyi ve seçmeyi dilemeyi bilmiyoruz hala daha? Çünkü sözcüklerimiz yanlış. Yani aile kalıbı olarak yanlış büyütülmüşüz. Yani bir hala araba alırken kazası belası kullan diyoruz. Halbuki bilinçaltı orada şunu anlıyor. Kaza ve bela. Bu iki kelimeyi anladığı için oraya enerji akıtıyor ve kaza bela çekiyor. Yani şunu diyemiyoruz. Sağlıkla gel, sağlıkla kullan. Neşeyle gel, neşeyle harca. Şunu mantıklı büyüdüğümüz için para geldiği gibi gider. Çok çalışır az kazanırız. İşte para kazanmak kolay mı gibi dendiği için insanlar çabalayıp çabalayıp az kazanıyor. Aslında çekim yasasına göre, bilinçaltına ve kuantuma göre 1 trilyonu çekmekle 1 lirayı çekmek aynı. Yani bu kadar net. Siz kendinize vermiş olduğunuz değer neyse onu kendi hayatınızda yaratıyorsunuz. Buna bir bakarsanız da zaten çevrenizdeki ya da daha böyle büyük ülke başkanlarına sonradan zengin olmuyorlar. Zaten o şekildeler. Fıtratta, yapıda, düşüncede o var. Ben bunu yaparım şeklinde. O kişiler o değeri kendini veren insana ve mutlular. Çünkü neşenin olduğu yerde para ve aşk oluyor. Kişi mutsuzsa, neşesizse zaten hayatta bunları yaratamıyor. Aslında evet şu noktada hani diyoruz ya onun işte küçüklüğünden beri onun kafası Evet. basıyor. İşte kafası çalışıyor. Ticareti anlıyor zaten ya doğuştan geliyor onun. İşte bu bir telkindir. Çevresi ona Tatlı bunu telkin. telkinliyor. Kişi öyle olmasa da öyle oluyor. Tıpkı bir çocuğa sen çok yaramazsın, yaramazsın dedikçe onun daha yaramaz olması gibi. Para yok, para yok dedikçe paranın olmadığı gibi. Evde kaldın, evde kaldın dedikçe evlenemediği gibi. Bu bir telkindir, emir kipidir. Özellikle de bu anne babadan, özellikle kız kardeşten olduğu zaman ışık hızıyla karşı taraf bunu alır. Wow. İşte bunu bilmiyoruz. İşte birbirimizin iyiliği için söylediğimizi söylüyoruz. Aslında kötülük ediyoruz. Tabii ki. Yani bir Farkında şeyi olmadan. iyilikle dönüştürebiliriz. Yani sevgi her şeyi değiştirebilir. Yani sevgiyle karşı tarafı değiştirebilirsiniz ama aynı kişi aynı sevgisizlikle çok kötü şey de yapabilir. Ya da mutsuz beyaz sürebilir. Bu da onun için zaten en kötüsü. Peki kuantum sıçrama nedir? Kuantum sıçrama, yani kuantum fiziği şeklinde bakarsak bir elektrona tekrar enerji verilerek bir üst yörüngeye geçmesi demek. Bizim anlayacağımız şekilde de duygularımıza enerji vererek daha iyi bir hale gelmesi. Mesela örneklendirirsem kişi geliyor diyor ki 38 yaşındayım, evlenemiyorum, nedenini bilmiyorum, 3 sene 4 sene çıkıyoruz, ayrılıyoruz, level atlayamıyorum. Ya da kişi geliyor diyor ki açtım her dükkan batıyor.
gibi gibi kişilerin bilinçaltındaki o kodlar var, kayıtlar var. Kuvvetle muhtemel aileden kaynaklı ya da yakın bir telkin almış. Kötü o çekirdek inancına geçiyoruz. Orası toparlanıyor, temizleniyor, bilinçaltı programlama yapıyoruz. NLP teknikleriyle orada bir arınma şifalandırma sağlanıyor. Daha sonrasında kişiye nasıl bir hayat istiyoruz? Çünkü bir şey boşalmadan yeri doldurulmuyor. İyi ya da kötü bir şey doldurabilmemiz için önce boşalması gerekiyor. O yüzden önce temizlik. Daha sonrasında kişi ne istiyor? İşte sağlıklı bir yaşam, bolluk bereket için ya da hayatını sürdürebileceği bir eş istiyor. Bu kişiye senin çok güzel bir eşin var ya da çok kariyerli bir eşin var vesaire ne istiyorsa bunu kişiye yüklüyoruz bilinçaltına. Yaptığımız temizliğin üzerine yükleme yapılıyor. İşte bu sürece sıçrama deniyor. Sıçrama denmesinin sebebi çok hızlı olması. Yani çok hızlı. Buradaki sadece tek bana danışanın yardımcı olması gerektiği nokta buna inanması. Yani ben sıçrama da yaptırdım, ben evlenemeyeceğim gibi bir şey dediği noktada ben ona hiçbir şey yapamıyorum. Zaten evet, kendi kendini kapatmış oluyor. Ama bana gelen danışanlar hep bunu bilerek geldiği için zaten hani ya biri yaptırmış çok güzel olmuş, hayatı pozitife geçebiliyor, insanlar değişebiliyor şeklinde geldiği için araştırarak, bilerek, referanslı. Ben sıfırdan bunu yapmıyorum. Çünkü bu pazarlanarak sunulacak bir şey değil. O yüzden çok hızlı olmasından dolayı sıçrama deniyor. 21 günlük periyotta uygulanıyor. Daha sonra kişi tekrar, danışan tekrar görüşüyoruz. Zaten kuvvetli muhtemel ilk haftadan sonra mesaj atmaya başlıyor. Şu değişiklik oldu, bu değişiklik oldu diye. Burada ana kıstasımız nedir? Etik olması. Yani ahlaklı, etik. Bütünün hayrına olabilecek bir şeyler için oluyor. Aynı tıpkı Reiki'deki gibi, diğer enerji çalışmalarında olduğu gibi kuantumda da negatif bir şey için yapılamıyor. Yani kişilere özgür iradelerinin dışında herhangi bir şey yaptırılamaz. Ya da orada ben kendim sesimle kendime menfaat hiçbir şey yükletemem. Zaten bilinç de kabul etmez. Kendisinin izin verdiği düzeydeki kaydı alacağı için. Bu konuda mesela insanlar ilk başta korkuyor. Bir kuantum sıçrama yaptıracağım ama ben uyur muyum, uyursam bana başka bir şey söyler mi şeklinde. Yok, bilinçleri yerinde oluyor. Yani gözlerini açtıkları an tavana ya da beni görebilirler. Hiçbir şey olmayacak ya da söylediğim her şeyi hatırlıyorlar. Bunlar hep 21 günde mi oluyor? Bir danışanım geldi dedi ki ben hakimle evleneceğim, hissediyorum, bir kuantum sıçrama yapın hissediyorum dedi. Üçüncü gün dedi ki ben hakimle tanıştım, evleneceğim. O kadar hazırdı ki ben o an orada böyle yapsam evlenebilirdi. Yani o kadar bilinçaltını kendisi hazırlamıştı. Bir danışanım geldi, sigara bırakmak istediği için kuantum sıçrama istedi. Ama ya bırakacağım ama çok seviyorum ben sigarayı, bırakacağım ama çok zevk alarak içiyorum dedi. O kişi mesela 42. günde bırakabildi. İki tur kuantum sıçrama yaptık. Yani kişinin sıçramayı istemesi gerekiyor ya da bırakmak istediği şeyden zevk almıyor olması gerekiyor. Yani bir yandan bırakmayı isteyip zihin olarak da hala onu seçerse, isterse yok burada bir sorun olur. En az iki kere kuantum yapmak zorunda kalırız. Peki bilinçaltı temizliği seans süreleri kişiden kişiye göre değişkenlik gösteriyor mu? Tabii ki durumdan duruma göre değişebilir. Mesela travmatik bir şey yaşamışsa kişi zaten psikolojik destek de almasını öneriyoruz bu durumda. Minimum zaten sıçrama yaparken de 4 seans görüşümü sağlanıyor ki daha oturabilsin. Çünkü değer yargılarının tamamına çekirdek inançta inilmesi gerekiyor. Yüzeysel bir şeyi oturttuğumuzda olmuyor. En derindeki kayıtlar önemli. Çünkü aşağı tarafta bir yabani otlar varsa biz üzerine gül bahçesi ekemiyoruz maalesef. Bundan dolayı minimum 4 seans ama travmatik bir şey varsa daha uzun sürüyor ve kesinlikle psikolog desteği vesaire öneriyoruz ki gidiyorlar da. En derine iniyoruz dediniz ve elbette dediğiniz gibi bir şeyi temizlenmeden, arınmadan üstüne evet, aşırısı tuğlaları kesinlikle yerleştirmiyoruz. Kesinlikle. Diyelim sigarayı bırakmak için geldik, istekliyiz. Bıraktık. Belli bir süre sonra o tekrar başa dönüyor mu Sevgi Hanım? Yani konu ne olursa olsun. Siz belki o yolculukta balık tutmayı öğretiyorsunuz. Evet. Bir sonraki aşamaları daha bilinçli yaklaşabiliyor. Yani bu bardağı kırdım, ilk verdiğim tepki, ikinci tepkim, üçüncü tepkim başka olacaktır. Evet. Ama olur ya insanoğlu o döngü tekrardan bir boşluğa düşerse, hiç size gelmemişiz gibi geldiğimiz noktasında değişken ne oluyor? Başa dönme açıkçası var mı yani? Başa dönme, şöyle söyleyeyim, gribi de atlattıktan sonra ya da antibiyotik kullandıktan sonra hasta olma ihtimaliniz ne kadar varsa tekrar bilinçaltınızı negatifle doldurursanız, aynı kodu tekrar alırsanız tekrar var. Yalnız şimdi 2 yaşından itibaren 30'una kadar, yani 30 yaşa kadar kayıt almış, yani kod almış biriyle 30'undaki bilinçli haliyle kod alan birinin durumu aynı olmaz zaten. Yani bu uzmanın harika seans yapmasından kaynaklı değil. Telkin yaşı ne kadar küçükse o kadar fazla ağır kod kalıyor.
32'den sonra alınan kayıtlar daha hafif. Yani kişi bana seanstan sonra tekrar 3 sene sonra, 4 sene sonra ben yine aldatıldım. Daha önce de aldatılma işi falandırmak için gelmiştim. Ya da sigarayı bırakacaktım, işte bırakmıştım ama 2 sene sonra tekrar başladım diyebilir. O zaman da ilk seansa kadar değil de nereden yükseltti, hangi durumdan dolayı? Kuvvetle muhtemel bu sefer kendi kendine telkin verdi. Yani beni en iyi bu anlıyor ya da içten bir korku enerjisi üreterek bu da beni aldatacak. Bu işte çok yakışıklı beni aldatacak, çok genç beni bırakacak şeklinde bir korku enerjisiyle karşı tarafa bunu yaptırıyor. Psikoteknik şekilde biz bunu anlatıyoruz. Hani kuantumlusun artık, hani bunu yapabilirsin, artık hani yaratım seviyen budur, frekans ayarım budur. Karşı tarafla bu şekilde konuştuğun zaman şu şekilde algılanıyor, bilinçaltı bu düzeyde anlar şeklinde anlatılmasına rağmen kişi bunu yakın bir tarih demiyorum, birkaç sene sonra bunu yaşayabilir. Ama ilk seferine anladım. Verdiği hiçbir tepkiyi vermeyecektir. Hı hı. Anlıyorum. Tahribatlı ilk seferindeki gibi asla olmaz. Olmayacak. Kuvvetle muhtemel kendi de aşabilir ama ulaşabiliyorlar. Ulaştıklarında da bir ya da iki seansı hallediyoruz. Ah, bilinçaltı ne kadar garip, evet. Ne kadar farklı çalışıyor. Kesinlikle. Sistemsel değil. Kesinlikle değil. Ve her şey de bizim elimizde işin garibi. Evet. İstersek her şeyi elbette başarabiliyoruz. Kesinlikle. Önce gerçek anlamda inanmak, güvenmek, kendinizi sevmek, teşekkür edebilmek. Aynen. Şükredebilmek, sonrasında zaten sizler gibi değerli danışanların kapısına gelip o yolculuğu beraber atlatabilmek çok daha güzel bir süzgeçten geçirecektir. Kesinlikle. Zaten. Size nasıl ulaşabiliriz? Bana Instagram hesabından ya da cep telefon numarasıyla ulaşıyorlar. Hangisini verebiliyorum? Hepsini verebilirsiniz lütfen. Instagram'da @sevgikeles_ şeklinde cep telefon numaram da 0555 177 3001. Asistanımız Yıldız Hanım yardımcı oluyor bu konuda. Ama referanslı olduğu için bu bilinçaltıda insana kolay kolay kimseye emanet edemediği için yoğunluk artı ön görüşme dahilinde minimum 15 gün önce randevuleşmemiz gerekiyor. Çok önemli. Evet. Ve insanın danışanını, doktorunu anlatabileceği bir sırrı olabilir. Mutluluğunu, hüzününü bile anlatma kısmında sevdiğine, daha doğrusu kendini teslim edeme noktasındaki kişi veya kişiden anlatmak ister. Sizdeki o güzel bakışınız, enerjiniz o kadar naif ki. Teşekkür ederim. Aile danışanısınız başta, evet. Terapist. Ben aynı zamanda bu kadar güzel yollarda danışmanlık yapıyorsunuz. Evet. Bu ceket size çok yakışmış. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Sağlık ve nice güzel de başarınızın devamını dileyerek. Çok teşekkür çok ederim. Çok memnun oldum. Ben de çok, çok sağ olun. Çok sağ olun. Değerli konuğumuz efendim, kuantum iyileştirme ve aynı zamanda dönüştürme uzmanımız adı gibi Sevgi Hanım, Sevgi Keleş bugün Posta Kobe özel yayınımızdaydı. Bir sonraki programda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.